göç etmek için doğdular. Ya göç edecekler ya da ölecekler. Korkunç tehlikelere rağmen ilerliyorlar. Milyonlarca kilometrelik yolculuklara başlıyorlar. Kırılgan kanatlarıyla kıtalara yayılıyorlar. Tıkırdayan adımlarla durmadan ilerliyorlar. Tam şu anda gezegenimiz yürüyor. Uçuyor. Koşuyor. Anlatacaklarımız dünyanın en etkileyici öykülerinin kahramanı olan hayvanların büyük göçlerin hikayesi. Serengeti, Güney Akdeniz. Dünyanın en büyük ve acımasız yaşam alanlarından biri. Hayat burada 1 milyon yıldır aynı. Ve vahşi yaşam burada hayatın ta kendisi. Her yıl aynı mevsimde güneye göç eden Arizona kertenkelelerinden tutun da arslanlar, çakallar, sırtlanlar ve birçok yırtıcının karınlarını doyurmanın yanı sıra üremek ve mesillerini sürdürmek için de ilk durağı Serengeti. Bedenler yorgun, toynaklar ise adeta sıcak toprağa inat bir yaratılış harikası. Onları kurak ve sıcak topraklarda yerden gelecek her türlü tehlikeye karşı koruyor. Öküz başlı antilop ve Arizona kertenkelesi günlerce süren yorucu yolculuğun ardından Mara Nehri'ne ulaşıyor. Her Afrikalı yırtıcı gibi memeli Arizona kertenkelesi ve yetişkin dişi antiloplar da uzak yollardan gelerek Mara Nehri kıyılarında mola veriyor ve serinliyor. Dişiler yaklaşan muson yağmurlarından önce çiftleşmeli. Cinslerinin erkekleri ise onları etkilemek için çabalamalı ve yağmurlar öncesi yeni nesillerinin tohumlarını bir an önce serpmeli. Sadece 15 günde yarım milyondan fazla yavru topraklarda doğacak. Serengeti'de zaman kısıtlı ve onlar elini çabuk tutmalı. Öküz başlı antilop ve Arizona kertenkelesi dişileri bir an önce etkilemeli. Mara Nehri'nde serinleyen dişiler güneşin tadını bir yandan çıkartırken erkekler ise onları izliyor ve bu anın tadını çıkartıyor. Dişilerin uyandığını fark eden öküz başlı antilop kavurucu sıcaklığa rağmen sert derisinin ne kadar kuvvetli olduğunu kanıtlarcasına kızgın kumu eşeliyor. Arizona kertenkelesi ise yol arkadaşını izliyor ama hedefleri aynı. Uyanan bir dişi onları fark ediyor. Büyük bir heyecanla gömülü bulunduğu sıcak kumdan çıkan öküz başlı antilop sudaki tehlikelere aldırış etmeksizin bir kez daha nehre giriyor. Ancak Mara'da hayat zor ve tehlikelerle dolu. Nehre giren antilop bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlıyor. Bu düzlüklerde dostluk önemli. Antilopun boğulduğunu gören iki kertenkele suya giriyor ve antilopu kıyıya çıkartmayı başarıyor.
Kertenkele bir hayvandan beklenmeyecek bir hareketle antilopa can veriyor. Ancak antilopun tepkisi sert oluyor. Bir süre sonra sudaki dişleri fark eden öküz başlı antilop, dakikalar önce ölümden döndüğünü unutuyor ve soluğu tekrar Mara nehrinde alıyor. Ancak dişiler isteksiz onu reddediyor. Her yıl düzenli olarak bu yolculuğa çıkan antilop ve kertenkele bu mevsimi üremeden geçirecek. Yorgun ve her türlü mücadele sonrası vücutları parazitler ve bakterilerle dolan hayvanlar birbirini temizliyor. Ve bu topraklardan ayrılmak için bir kez daha yaşadıkları topraklara göç ediyor.